bıraktı abi Beckham'a. Beckham bitir şu işi. Bitti. Neymar. Maksimum arkadaşlar, ben Emre Kamal, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün uzun zaman sonra PES 21'den sonra 22 es geçtik ve 23'te milli maçlara başladık hocam. Ve biliyorsunuz da bizim e-spor takımımız var. Milli hakları aldığımız e-spor takımı. Yani şu an Türkiye adına bütün maçlara benim kurduğum Gamer Arena RK Esports adındaki e-spor takımımızı zaten biliyorsunuz. Ve şu an İran'la bir hazırlık turnuvası gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu süreçte ben de maçlar yaptım. Ekip üyelerimizle maçlar yaptım. Karşı taraf İran çok hazır bir ekip ve uzun zamandır maçlar yapıyordu. Bizim çocuklar da sanayiden, manavdan topladık, getirdik. Elleri çok soğuktu. Şu an maçlar yapıldı. Sadece benim ve Tolga'nın maçları kaldı. Skorlar eşitti. Ben bir maç yaptım. Yaptığım maçta rakip 4-2-2-2 dizilişiyle geldi. Çift OS bana çok ters geldi. Elim soğuktu turnuvalar için. Ve rakip gerçekten çok güzel top oynayarak skoru 5-1 yaptı. Müthiş bir maç geçirdi. Gerçekten tebrik ederim. Şu an ikinci maça giriyoruz arkadaşlar. İkinci maçta ne olacak bilmiyorum ama onun aldığı 3 puan şu an onları öne geçirdi. Şu an tek hedefim var. O 3 puanı alıp takıma ve ülkemize kendimi affettirebilmek. Çok fazla hırslıyım. Çok fazla agresifim. Sert bir maç geçecek. Bunun şimdiden teminatını verebilirim arkadaşlar. Daha sonrasında her şey Tolga'ya kalmış olacak. Eğer siz de milli maçların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca da burada tabii ki parantez açmamız gereken milli takımımız olan e-spor ekibimizi çatısında toplayan Gamer Arena'ya da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Gamer Arena bildiğiniz gibi rekabetçi bir oyun platformu. Orada ücret ya da ücretsiz olarak yeni insanlara tanışarak maçlar yapabiliyorsunuz. Her oyunda yapabiliyorsunuz. 20'den fazla oyun var. PUBG, Zula, Clash of Clans, onun üzerine PES, FIFA. Bu oyunlarda Gamer Arena üzerinden hem oyun oynayarak para kazanabilirsiniz hem de çeşitli turnuvalara katılarak büyük ödüller kazanabilirsiniz. Açıklamaya da Gamer Arena'nın linkini bırakıyorum. O zaman hemen arkana yaslan. Türkiye vs İran büyük hazırlık turnuvasına geçiyoruz. Nedim bizi milli marşlarla gönder. Gol atarsak onlar da milli marş koy diyoruz. Yaslanın arkanıza. Manyak bir maç geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam, mutlak kazanmam gereken bir maçtayım. İlk maçta 4-3-1-2 ile çıktım. Çıktığıma da pişman oldum. Rakip çift OS ile oynuyor. Gerçekten çok güçlü biri. Yani bana yakışmayan bir sonuç aldım o maçta da. Fakat bu maçta gerçekten çok fazla hırslandım. Kafam bozuk, moralim bozuk. Başka sebepler de var ama bu işe daha çok moralim bozuldu. Şu an gerçekten elimden geleni yapacağım. Ya fark yiyeceğim, ağır bir fark yiyeceğim. Ya da arkadaşlar ben bu maçı alacağım, haberiniz olsun. Ve bu sefer farklı bir dizilişle çıkıyorum. 4-4-2 ile çıkıyorum. Aşağı bakan biri var mı? Yok hocam. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Makale Patrick Vieira ikilisini DOS oynatıyorum. Ronaldo oynar mı? Mbappe yerine Ronaldo'yu alacağım ya bu sefer. Orada Mbappe ile oynadım. Pişman oldum. Neymar da yukarı bakıyormuş ama rakibin dizilişi bu arkadaşlar bana çok ters geldi ve rakip gerçekten çok iyi oyuncu. Burada yiğidi öldür, hakkını yeme. Talihsiz goller de yedim o ilk maçta fakat genel olarak kardeşim üstün oynuyorduk. Daha doğrusu benden büyüktü büyük ihtimalle. Fakat bu maçta çok ciddi oynayacağım. O yüzden de maçı sunmaktan ziyade oynamaya daha çok dikkat edeceğim. Şimdiden videoyu beğenirseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Milli maçların devamını gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. İran vs Türkiye milli maçım. İkinci milli maçım ilk maçta. Kötü bir skor telafi edebilecek miyim? Hadi bakalım. Şöyle Haaland, Ronaldo hocam. Makale'yi gördü. Carlos gidiyor. Ana pas atmaktan vazgeçti lan. Pası bıraktı. Daha sakin oynamam gerekiyor çünkü rakip çok kalabalık geliyor. Şaka gibi. Koulibaly ilk maçta beni çok üzmüştü. Makele burada Haaland'ı gördü. Haaland'dan tekrar Makele'ye uyacağım. Makele tekrar Haaland'a doğru. Haaland yukarı Ronaldo'yu gördü. Yapma Ronaldo, bu kaçmaz işte hayatımın anlamı. Bu kaçmaz. Carlos korner taktiğiyle atsam, denesem ya da içeride kafa golü daha iyi girer ya. Haaland haydi. Ronaldo vurdu. Bir oldu. Tamam. Tamam abi. Çok güzeliz. Devam. Şöyle hocam, Carlos hata yapmamaya dikkat edin. Ryan Giggs hocam Makele'yi gördü burada. Ronaldo Haaland'ı gördü. Haaland faul var orada. Aşağı komanı görseydim çok daha iyi olabilirdi. Neyse sıkıntı yok abi. Güzel. Abi Patrick Vieira. Şöyle yukarıda hocam Giggs'i gördü. Giggs Carlos'u kaçırdı. Carlos attı duduğu açıkta atanı. Haaland. Tamam. O da güzel. Haydi Ronaldo. Haydi Vieira. Ryan Giggs.
yine defanstan çıktı. Direkt Vieira ile kullanacağım abi. Çocuğa çok ayıp oluyor. Ya da ben korner ayarlarımı bir değiştireyim. Sürekli oradan değiştirmek gerçekten sinir bozucu. Hani rakibin moralini bozabilir. Bir saniye abi. Maçtaki roller. Sol korner abi. Sağ ayaklı Arnold kullansın. Sağ kornerde sol ayaklı Carlos kullansın abi. Hücuma katacaklar. Abi bu şekilde defans hattını getirmeyeceğim. Tamam. Tamam abi. Haydi bakalım. Tamamen ayarları düzledim. Haydi Haaland. Haydi abi. Koman. Giggs. Hocam. Carlos'u doğru Koulibaly gelir alır. Çok güzel. Tamam. Şöyle bastır abi. Alırız. Şöyle Koman'ı gördü. Harika. Koman. Açtı. Abi Koulibaly. Lan nereye açtın? Aha Van Dijk'te kaldı. Van Dijk açtı orta. Oğlum bu ne lan? Çok garip şeyler oluyor. Orada ben ileri açtım ama. Abi Haaland'a doğru açtım. Yapma şu Haaland'ın kafasına tükürüm abi. Rummenigge daha iyi oynuyor ya. Vallahi şu kafa daha berbat ya. Tamam şu an üstünüz, daha rakibi kalemize getirmedik. 15 dakika. Abi Makaele. Giggs'i gördü abi. Giggs Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Haaland'ı gördü. Haaland'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo 2. Güzel. Güzel. Çok güzel abi. O 5000 intikamın gelmesi lazım. Geri çekiyorum abi. İlk maçta yaptığım hataları yapmamaya dikkat ediyorum. Aynen. Abi pres yapmayacağım. Pres yaparsan açık veriyor. Şu burada çok güzel gördük. Ronaldo gördü Giggs abi. Giggs. Burada Ronaldo'ya. Burada tekrar Giggs abi. Giggs gidiyor. Haaland içeride. Giggs açtı ortayı. Haaland vurdu 3 oldu. Devam. Devam abi. Geliyoruz. Geliyoruz abi. Sıkıntı yok. Abi. Çok güzel. Ronaldo Haaland'ı gördü. Haaland Koman'ı gördü. Koman yukarı oynadı Haaland'a doğru. Haaland aldı. Onu da aldı. Ah be, ben sola çektim ha. Ben sola çektim. Neyse sıkıntı yok. Pres yok abi. Pres yok. Aynen öyle. Alırsınız. Burada yapalım, yapın presi. Abi adamsın Carlos. Orada presi bıraktım yanlışlıkla. Tamam, sıkıntı yok. Ondan çıkmış olması lazım. Ondan çıkmış olması lazım hoca. Aynen. Yapma. Ya şu golü hak etmedin ya. Of, şöyle bir hata yapma be kardeşim. Çok güzel Arnold be. Ahtapot musun be? Hocam burada Haaland Koman'a, Ronaldo kafayı vurur abi. Ronaldo vurur abi. Yeter ki Ronaldo kaçsın abi. Makaele, İnnaşı abi. Arnold, haydi abi. Ronaldo'sun abi. Ronaldo Giggs'sin abi. Konerimi ver. Bitirme hocam. Abi çıldırtacaklar lan beni. Lan çok kaçırdım be. Arkadaşlar. Gol. Gol. Arka direkte Ronaldo. Ah be. Tamam. Sıkıntı yok. Adamın toplam diğer maçta toplam 9 şut çekmişti. Onu da gösteririm. Şu an ben ilk yarıda sadece 14 şut çektim abi. Ve sadece 1 şut çektirdim ve ben şunu söyleyeyim, bu maçın hakkı 6-7 idi bu arada. Baba Haaland yerine. Haaland az daha oynasın da, Rummenigge zaten yokmuş. Mbappe'yi alacağım da bilemedim. Oynasın biraz abi. Güzel. Vurduk abi. Ya yürü git be. Böyle saçmalık mı olur? Ben buradan maç yiyeceğim. Kafayı yerim ya. Koulibaly çok güzel abi. Koman çok güzel. Haaland burada, Koman kaçtı. Burada da Haaland kaçtı abi. Baba oyuncu eşliğine git. Oyuncu eşliğine git. Haaland'ı çıkar. Rummenigge'yi ben niye dekler almadım ki? Ama Koman'ı çıkar, Beckham almam lazım. Onu biliyorum. Beckham aldık abi. Şu bir. Beckham da hiç oynayamıyormuş. Tamam. Haaland'ın yerine Mbappe'yi alıyoruz mecbur. X'in yerine de Neymar alalım abi. 6 değişiklik hakkımız var. Buraya Torres'i çekelim abi. Abi Aldair'i de Van Dijk'in yerine alalım. Yani takıma yeni kanlar gelsin. Hocam Torres. Vieira. İnne aşağı Carlos'a. Carlos. Aç durtayı. Coming on the field, number 15,
Yani bu eğer orada Koulibaly bıraktığına gol yeseydim herhalde kafayı yerdim. Haydi Beckham bıraktı. Sırt dönük abi, sırt dönük bu kadar rahat geçemez lan. Aldeyir. Makele'yi gördü abi. Neymar, Makele, Torres bıraktı Mbappe'ye. Makele Mbappe'yi gördü. Tamam, korner. Bir korner taktiği gelmesi lazım artık. Korner taktiğiyle oyun çözmem lazım. Abi Neymar'a kullandırırım. Neymar kullanır. Beckham da olabilirdi de Neymar'a güvendim. Ya da içeridekilere bakayım. Abi Beckham, Neymar. Yavaş vurdun Neymar, yavaş vurdun. Keşke Beckham'ı kullandırsaydın. Yapma lan. Yaz. Abi kafayı yiyeceğim. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim. Bunun hakkı bu mu lan? Lan nasıl oynadım ben ya? Abi yediğim gollere bak. Allah aşkına kafayı yiyeceğim. Abi çok güzel Beckham'a. Beckham burada gördüm Mbappe'yi. Harika gördü. Bu. Bu. Bu abi. Bu. Çok güzel. Harika siz. Tamam. Tamam. Güzel. Hocam Carlos. Burada Neymar'a. Neymar'dan Ronaldo'ya. Al abi Vieira. Şöyle Beckham'ı gördün mü? Gördün. Çok güzel. Ah be, ben Torres'i bir adım önde zannettim. Abi Makele. Mbappe'yi gördüğünüz el kaldırdı. Oynadı yukarı. Bıraktı abi Beckham'a. Beckham bitir şu işi. Bitir. Haydi Beckham'a oyna abi. Ya bu maçın hakkı bu değil kardeşim ya. Vallahi billahi bu değil bu maçın hakkı be. Abi atardım. 8 atardım, 9 atardım be. Ronaldo karşı karşıya kaç tane kaçırdı? Haaland kaçırdı. Yediğim goller gol değil ya. Abi şuna baksana, 18'e 5 be. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Çok moralim bozuldu lan. Lan yendim ama moralim bozuldu be. Abi bunun hakkı bu değil. Bu maç hakkı 8-1 abi. Bu maç hakkı 9-1 abi. Yapacak bir şey yok. Gene kazandık. En azından ülkemize 3 puan getirdik. Hatamızı telafi ettik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildiğin maçı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.